Evet, herkese hayırlı günler diliyorum efendim. Şu anda neredeyiz? Alaçam'dayız. Alaçam'da Karlı Köyü'ndeyiz. Geçenlerde tanıtmıştık ama bazı eksikliklerimiz oldu. Tekrar sizlere burayı tanıtmak istiyorum. Bura çok güzel bir yer. Şöyle bakıyorsunuz, denizle doğanın birleştiği nokta diyoruz buraya. Çok muhteşem bir yer. Şöyle buradan başlamak istedik videoya. Görüyorsunuz efendim, arkamızda deniz. Şimdi diğer tarafta da konağımız var. Asmalı Konak dedik ya buraya. Asmalı Konağımız var. Şimdi oraya doğru çıkacağız. Yavaş yavaş denizi gördük. Şimdi konağımızı şöyle arkaya doğru alalım isterseniz. Şöyle ben de geçeyim. Şöyle hemen köşede yakın çekimini alalım. Muhteşem. Şu köşede gördüğünüz konak, iki tane arabanın önünde olduğu konak. Burası efendim 3 kattan oluşuyor. 3 ayrı daire. 3 ayrı mutfak, 3 ayrı tuvalet. 3 ayrı salon, 3 ikişer tane yatak odaları. Yani kocaman bir yer. Çardağı nasıl diyeyim size, arabalar için güzel otoparkımız mevcut. Dediğim gibi orada arkada 2,5 dönüme yakın fındık bahçelerinin olduğu, güzel ağaç, ceviz ağaçlarının, meyve ağaçlarının olduğu bir bölge var. Şimdi hep beraber isterseniz geçelim, konağımızı tanıtalım sizlere. Şöyle yukarıya doğru geçiyoruz, hemen şu köşede gördüğünüz efendim. Şöyle göstere geçelim. Görüyorsunuz, muhteşem bir yapı. Siz şimdi birazdan manzaraya da aşık olacaksınız. Biz manzaraya aşık olduk burada. Geçen videomuzda da anlattım ama dedim ya, bir katı tamamen göstermeden gelmişiz şu anda. Daha da büyükmüş burası. Şimdi ben size daha güzel anlatacağım inşallah. Şöyle önce dışarıdan bir bakalım. Bakın şuraya. Gerçekten şato gibi. Muhteşem. Dediğim gibi arka tarafımız deniz manzaralı. Karşıdaki manzarayı da ben birazdan göstereceğim. Burası Doğu Karadeniz'in köylerindeki manzaraları andırıyor. Gayet güzel, gayet hoş. Şöyle biz buradan başlayalım. Biraz çabuk geçtik İsmet Bey. Şöyle alalım sizi. Şurada garajımızı gösterelim hemen. Buradan gördüğünüz gibi içeride kapımız açılıyor. Konağımızın kapısı açılıyor. Buradan arabamızı garaja doğru getiriyoruz. Şöyle ben size hemen göstereyim. Bakın çok güzel. Buradan hemen alt kata geçeceğiz şimdi şuradan. Buyurun şöyle bir geçelim. Hemen açalım kapımızı. Şöyle bismillah. Şöyle içeri doğru geçelim. Gördüğünüz gibi büyük bir salonla beraber ilk katımızı anlatıyoruz şu anda. Burası tamamen tek bir kat. Dedim ya, 3 tane aile barınabilir burada. Ayrı ayrı hep girişler. Biz triples, konak tarzı diyoruz ya, bu dizi filmlerinde olur ya, bazıları ilk katta, bazıları orta katta, bazıları üstte, aynı. Ben o yüzden buraya Asmalı Konak ismini koydum. Dediğim gibi bu Göreme'deki, Ürgüp'teki yerleri andırıyor bana. Şöyle biz odaları gezmeye devam edelim. Hemen burada şöyle yukarı doğru alalım. Gayet güzel bir odamız var. Şöyle hemen yavaş yavaş alalım. Görüyorsunuz. Hemen biz oradan diğer odalara doğru geçelim. Buradan hemen solda mutfağımız var. Mutfağımızı anlatalım size. Biz bu katı anlatmadan çıkmışız geçen de. Bakın gayet güzel yapılmış bir mutfağımız var burada. Burası şu anda birinci kat. En alt katı anlatıyorum ben sizlere. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde yapılmış. Buradan hemen karşıda bir odamız var. Oraya girmeden burada klozetimizin olduğu bir tuvaletimiz var. Üç katımızda da dediğim gibi tuvaletimiz, banyomuz mevcut. Buradan hemen bir yatak odamız mevcut. Görüyorsunuz. Hemen burayı da alalım. Burada daha önce eşyalarınız varmış. Bunlar üst katlarda da mevcut. Ben size oraları da göstereceğim şimdi. Gördüğünüz üzere gayet güzel, gayet hoş. Bunu alt katı gezdik şu anda. Şimdi buradan çıkalım. Diğer taraflara doğru geçelim isterseniz. Şöyle alayım ben size İsmet Bey. Biz buraya hep beraber geldik bugün. Ailece. Herkes burada. Birazdan ben burayı anlatırken sizleri içeri alacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Size selamlar. Şöyle içeriye doğru geçelim. Buyurun. İkinci kata doğru çıkalım. Evet. Demek ki birinci katımız, şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Burası da ikinci katımız. Şöyle ben size göstereyim. Burası da özenle yapılmış kapımız, bakın. Çelik kapı. Şöyle buradan içeriye doğru geçelim. Şöyle açalım ışıklarımızı da. Evin karşıda bir tane daha mutfak. Hemen salonun karşısında Amerikan tarzı. Burada da kocaman bir salonumuz var. Mutfakla beraber olan. En son balkona çıkacağım. En son. Burası mutfak. Hemen burada 3 tane odamız var. Altta 2 taneydi. Burada 3 tane. Hemen gidelim. Burası bir küçük odamız. Gördüğünüz gibi ikinci kattayız şu anda. Gayet güzel. Hemen yan tarafa geçelim. Yan tarafta da
Bir yatak odamız mevcut. Burada da dediğim gibi eşyalarımız içerisinde. Demin de aşağıda da vardı aynı şekilde. Gayet geniş burası da gördüğünüz gibi. Geniş bir yatak odası. Şöyle bakabiliriz tekrar içeriye doğru. Gayet güzel gördüğünüz üzere. Altta 2 saydık. Burada 3 saydım şu anda. 5 tane oda oldu. Şöyle hemen yan tarafa doğru geçelim. Burayı da oturma odası olarak kullanmışlar. Şöyle bakalım. Gayet güzel. Evimizde 3 tane balkon var. Onu hemen belirteyim. Bir tanesi kapalı bir balkon. Hemen deniz manzaralı bir balkon burası. Cam balkonla kapatılmış. Şöyle bir bakalım. Görüyorsunuz karşısı deniz manzarası. Hemen bir daha gösterebiliriz karşıdaki deniz manzarasını. Biraz yanaştırabilirsek. Üst katlardan daha güzel görünüyor ama gördüğünüz gibi masmavi deniz ayaklar altında. Hemen buradan oturma odamızdan içeri doğru geçelim. Bütün odaları gezdik sanırım. Burası yine dediğim gibi banyo dolabımızın, tuvaletimizin, klozetimizin olduğu bölge. Gördüğünüz gibi ikinci tuvaletimiz burası da. Odaları şöyle gezdik sanırım. Şimdi size birinci katın balkonunu göstereceğim. Bakın mutfaktan geçiyor. Burası dedim ya ilk videoda da anlattım. Muhteşem bir manzara. Buradan içeri girmek istemezsiniz. Bakın şöyle bir görün. Şöyle bir manzarayı çekelim size. Bakın muhteşem. Gördüğünüz gibi. Deniz manzarası. Ne bileyim dedim ya size Trabzon'daki, Rize'deki bu köy manzaralarını andıran, köylerin manzaralarını andıran bir yer burası. Gördüğünüz gibi yeşillikler içerisinde. Dedim ya burada kafa dinlemek için ruhumuz burada okşanır. Yani nasıl anlatayım size? Çok mükemmel bir yer burası şu anda. Dediğim gibi Asmalı konu anlatıyorum. Buradan hemen bir katımız daha var. Oraya çıkacağız şimdi. Şimdi hemen bir üst katımıza daha çıkalım. Üst katımızda da bizi barbekülü bir teras bekliyor. Evet, barbekülü. Buradan hemen yukarı doğru çıkalım. En sonunda da bahçemizi tanıtacağız herhalde. Şimdi şöyle üçüncü katımızı da tanıtalım. Muhteşem bir yapı yapmışlar buraya. Dediğim gibi Alaçam'ın karlı köyündeyiz şu anda. Şöyle hemen içeriye doğru geçelim. Şöyle ışık şöyle yandı. Şuradan hemen burada ne varmış ilk olarak bir bakalım. Hemen burada bir tane daha duşa kabinimiz gördüğünüz gibi gayet güzel. Üçüncü katımızda da duşa kabinimiz hepsi mevcut. Burasını biraz daha bungalov tarzı yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Her katta ayrı bir mimari var. Bakın. Buyurun şöyle alayım ben size. Burası da üçüncü mutfağımız gördüğünüz gibi. Bakalım ışığımız da yanıyor. Gördüğünüz üzere burası da üçüncü mutfağımız. Dediğim gibi üç tane ayrı burada rahatlıkla bir arada oturabilir. Dedim ya konak tarzı. Şöyle ben size bu balkona da çıkayım. Bir kat daha üste çıkınca deniz manzarası olsun. Diğer manzara olsun daha da güzel çıktı ortaya. Şöyle bir bakın görüyorsunuz değil mi? İnsanın burada gerçekten içi açıldı. Temiz hava, oksijen hepsi bir arada. Yani gerçekten burası kaçırılmayacak güzellikte bir yer. Ben size anlatmaya devam ediyorum. Gördünüz. Burada bahçemiz de var. Aşağıdaki bahçemiz mesela burada çevrili olan bahçemiz var. Burası tam 2.3 dönüm alan içerisinde. Dediğim gibi bakın meyve ağaçları, fındık ağaç, bakın şu aşağıdaki ağaçların, yeni dikilen ağaçların hepsi buradaki arazinin içerisine ait olan kısım. Hepsi buraya ait. Dediğim gibi 2.5 dönüme yakın bir alan içerisinde burası efendim. Alaçam'ın Karlı Köyü. Yine söylüyorum. 1 kilometre. Ana yoldan 1 kilometre yukarı çıkıyorsunuz. Sadece 1 kilometre. Evet buyurun geçelim. Şöyle yavaş yavaş. Diğer tarafına doğru da geçelim. Şimdi burada size 2 tane hatta 3 tane koltuk takımını bir arada alabilecek bir tane salon tanıtıyorum. Bakın şöyle salonun güzelliğine bakın. Dediğim gibi bungalov tarzı çok güzel, mükemmel bir salon. Geniş, buraya dediğim gibi 2 tane 3 tane oturma takımı alabilecek genişlikte. Şöyle bir göz hesabı baktığımda yaklaşık burası yine bir 35-40 metrekare bir salon gibi. Şimdi buradan birazdan sizi şeye götürüyorum. Terasa doğru götürüyorum. Bakın terasımızın da üzeri kapanmış. Deniz manzarası, doğa hepsi bir arada. Bakın çok mükemmel bir teras. Nasıl anladım? Bakın gezin buradan da açacağım şimdi pencereyi. Buradan da size şöyle göstereceğim. Bakın çok güzel. Mükemmel bir manzara. Bana diyorlar ballandıra ballandıra anlatıyorsun ama nasıl anlatmayayım? Bakın siz kendiniz görün. Yani mükemmel bir görüntü. Yani dediğim gibi deniz de var, doğa da var. İkisi bir arada iç içe. Hatta burada bakın restoranımızı yapacağımız, barbekümüzü yapıp etlerimizi, tavuklarımızı kızartacağımız alanımız da mevcut. Gayet güzel bir şekilde havalandırma işinde yapılmış buraya barbekü. Hatta yanında çeşmemiz de var. Yani güzel bir alan yapılmış. Buradan hemen biz yavaş yavaş bu güzel terasımızı ve salonumuzu iç içe tanıttıktan sonra bahçemize doğru inelim. Ben bahçemize doğru inmek istiyorum aşağıya doğru. Şöyle bakıyorum da gerçekten çok güzel. Şöyle hemen kapatalım.
Yavaş yavaş. Şöyle. Geçerken ışıklarımızı da yavaş yavaş kapata kapata gidelim. Şöyle. Evet. Burada çatımızı da yapalım. Bunu da size söyleyeyim. İzolasyonlu çatımız hemen yukarıda. Şöyle ufaktan da alabiliriz aslında. Çatıyı da gösterelim. Hani tepede ne var diye merak ederseniz. Hepsi yapılı gördüğünüz gibi. Şimdi biz buradan deminden beri anlatıyorum ya, 2,5 dönüme yakın yerimiz var diye. Hemen oraya doğru yavaş yavaş biz iniyoruz aşağıya doğru. Gördüğünüz üzere 3. katımız, 2. katımız ve 1. katımız. Muhteşem 3 katlı bir yer. Dediğim gibi burası 2. katımız. Hemen burada da biz bir bakalım, ışığımız açıklanmış. Hemen onu da kapatalım. Evet. Şöyle. Yavaş yavaş inelim. Telefonum çalıyor. Hemen durduruyoruz telefonumuzu. Evet, gayet güzel, gayet güzel. Buradan hemen dışarıya doğru çıkıyoruz. Dışarıya doğru çıkıyoruz. Şu anda bakıyorsunuz, gayet güzel manzaramıza. Şimdi ben size oradan çardağımıza doğru götüreceğim. Bakın şurada mükemmel bir çardağımız var. Bunun altında, dediğim gibi, yukarıda bir tane barbekümüz vardı. Şimdi burada da bir tane barbekümüz var. Şimdi o barbeküyü tanıtacağım ben size. Şöyle bir gelin. Muhteşem. Şuraya bir masa atıldığında, burada etimiz yine bakın anlatıyorum biraz ayıp oluyor belki ama çok güzel burada ızgaralar olur. Ben size söyleyeyim. Buradan bakıyorsunuz manzara olarak da görüyorsunuz arkaya doğru baktığınızda muhteşem. Burada oturduğunuzda okeyinizi, oyunlarınızı burada ailecek oturup çayınızı, semaverinizi yakıp etinizi yiyeceğiniz muhteşem bir mekan. Şu aşağıyı görüyorsunuz değil mi? Şu ağaçları bakın. Şu ağaçların hepsi yakınlaştırarak gösterebilirsek İsmet Bey. Bakın onlar muhteşem ya, muhteşem. Şuradaki ağaçların olduğu bölge komple onlar da bu alanın içerisinde. Yani bahçe işiyle uğraşmak isteyenler için de birebir. Hatta oraya havuz dahi düşünülebilir. Şöyle bir 3 katlı yere bir tane de havuz mesela yaptırmak isterseniz öyle bir alanınız var. Yani deniz biraz uzak dersiniz ama buraya muhteşem bir şekilde bir havuz yaptırılabilir. Ben size onu anlatayım. Dediğim gibi mükemmel bir mekan tanıtıyorum sizlere. Hatta tanıttık. 3 katlı dediğim gibi muhteşem 2,3 dönüm içerisinde bir yer burası efendim. Burayla ilgili bilgileri ben sizlere vermiştim. Fiyat bilgileriyle resim bilgilerini de ben sizlerle paylaşacağım. Bugünlük Alaçam'ın Karlı Köyü'nden sizlere veda etmek istiyorum. Bizlerle beraber olduğunuz teşekkür ederiz. Plato Yapı'dan ayrılmayın. Plato Yapı hayatınıza yön veren emlak diyoruz. Kalite daima kazandırır efendim. Hayırlı günler.